Arkadaşlar merhabalar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Zaman hızla ilerliyor ve ikinci dönemin ilk yazılısına geldik sevgili dokuzuncu sınıflar. Tabii zaman bu kadar hızlı akıyor, dersler ilerliyor, sınavlar geliyor ama panik yok, heyecan yok sevgili arkadaşlar. Çünkü sizin için sınavları hazırladık ve sınavlarda size çok yardımcı olacak. 100 almanıza sebep olacak, neden olacak çalışmaları birazdan sizden paylaşacağız bu videoda değerli arkadaşlar. Öncesinde size hemen yazılı kampı programını şöyle göstereyim değerli arkadaşlar. işte matematik, edebiyat, fizik, tarih, biyoloji, İngilizce ve tabii ki kimya ve coğrafya sevgili arkadaşlar. Bu yazılı kampını dikkatlice takip ettiğinizde eminim ki karnelerinizde bol bol yüksek notlar göreceksiniz sevgili gençler. Tabii bunu şöyle bir kenara attıktan sonra arkadaşlar her zaman yazılılardan önce şu yazılı notları başucu kitabınız olacak. Bu yazılı notlarını sınavdan önce mesela bizim dersimiz için şöyle sayfa 70'i açıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Yazılı notları coğrafya ikinci dönem birinci yazılı. Buradan hemen açıyoruz şöyle neyi görüyoruz? İşte sıcaklık, sıcaklığı etki eden faktörleri. işte basınç, rüzgarlar, nemlilik, yağış ve büyük iklim tiplerini görüyoruz. Türkiye'de İklimleri görüyoruz arkadaşlar. Bu da sizin zaten e, birinci sınav konularınız olacak. Bunu da güzelce tekrar ettikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen Dinamo Soru Bankamızı alıyoruz. Ve Dinamo Soru Bankamızda konuyla ilgili soruları çözüp güzel bir şekilde pekiştirdikten sonra artık 100 almamamız için hiçbir neden yok. Eğer sizler de hazırsanız sevgili arkadaşlar ne yapalım? Yazılıya Hazırlığa başlayalım. Yazılı konumuzun içinde neler var arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. İklim elemanlarından tabi sıcaklığı görüyoruz. Sıcaklığın dağılışına etki eden faktörleri inceleyeceğiz. İzotermleri şöyle kabaca bilmemiz gerekiyor. İklim elemanlarından basınç, rüzgarlar, nem, yağış bunları inceleyeceğiz. Yani özet olarak aslında biz şöyle bunu şematize edebiliriz arkadaşlar. Neydi iklim elemanları? İklim elemanları 3 taneydi arkadaşlar. Tamam mı? İklim elemanları 3 taneydi. Bunlar neler? Birincisi sıcaklık. Nasıl bakıyoruz biz buna? Sıcaklığın yeryüzündeki yüzündeki dağılışını neler etkiliyordu? Bunları böyle maddeler halinde bilmemiz gerekecek. İkincisi ne? Basınç ve rüzgarlar arkadaşlar. Basınç ve rüzgarlar. Burada neyi bilmemiz gerekiyor? Tabii bunlarla ilgili videolarımızı izlerseniz sizin için mükemmel olur. O ayrı bir konu. Ama burada basınç ve rüzgarlarla ilgili bilmemiz gereken bazı temel kavramlar var. Onları öğreneceğiz. Üçüncüsü nedir arkadaşlar? Nemlilik ve yağış. Şimdi bu konuları inceledikten sonra yani iklimin bu üç elemanını inceledikten sonra ne yapıyoruz? Yeryüzündeki büyük iklim tiplerine bakıyoruz arkadaşlar. Büyük iklim tipleri yani aslında konumuz şöyle özetlenebilir. İklim elemanları ve büyük iklim tipleri. Tabi yeryüzündeki büyük iklim tiplerinin dağılışını yani işte dünyanın neresinde hangi iklim görülür? Bu iklimin özellikleri nelerdir? Bunları bildikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki her Türk gencinin bilmesi gereken Türkiye ile ilgili kavramları bilmemiz lazım arkadaşlar. O da nedir? Türkiye iklimi ve Türkiye iklimini etkileyen faktörler. Yani özetle aslında sizin ikinci dönem birinci yazılı konularınız arkadaşlar bu başlıklar. Tamam mı? Şimdi derslerinizde çalışırken böyle gereksiz yerlere çalışmayın. Sınavdan yüksek not almak istiyorsanız zaten çalışmanız gerekenler bunlar değerli arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle hızlıca aslında ben size sıcaklıkla ilgili bir iki bir şey söyleyeyim değerli arkadaşlar. Tabi birazdan soruları çözeceğiz ama şimdi sıcaklık dağılışını neler etkiliyordu arkadaşlar? Sıcaklık dağılışı. En önemli şey nedir? En önemli şey güneş ışınlarının Güneş ışınlarının geliş açısı değil mi arkadaşlar? Geliş açısı. Peki güneş ışınlarının geliş açısı neye göre değişiyor? Yani dünyanın her yerine aynı açıyla mı geliyor? Hayır. Enleme göre değişiyor. Yani dünyanın şekline, başka neye göre değişiyor? Günlük harekete göre sabah, öğlen, akşam değişiyor değil mi arkadaşlar? Güneş ışınlarının geliş açısı. Peki başka ne var? Yıllık hareket var. Yazın, kışın falan değişiyor. Doğru mu? Yıllık hareket. Ve bir diğeri neydi arkadaşlar? Bakı. Bakı ne demekti? Güneşe dönük olan yamaç demekti. Peki güneş ışınlarının... Geliş açısı dedik sıcaklık dağılışını etki eden birinci faktör. Peki başka ne var arkadaşlar? Başka ne var? Yükselti var. Yükseldikçe ne olur? Sıcaklıklar her 200 metrede bir azalıyordu değil mi? Üçüncüsü ne? Bir diğeri denizellik ve karasallık arkadaşlar. Denizellik ve karasallık. Çünkü denizler ve karalar farklı ısınıyordu. Denizler geç ısınıp geç soğuyordu. Karalar erken ısınıp erken soğuyordu. Dördüncüsü nedir değerli arkadaşlar? Okyanus akıntıları. Okyanus akıntıları sıcak olanlar var, soğuk olanlar var, değil mi arkadaşlar? Okyanus akıntıları. Başka neler var arkadaşlar? rüzgarlar var. Mesela kutuplardan esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken Ekvator'dan kutuplara doğru esen rüzgarlar sıcaklığı ne yapıyor değerli arkadaşlar? Arttırıyor. Başka ne var? Nemlilik var. Nem ne yapar? Sıcaklığı dengeler. Yani bir yer eğer çok nemliyse orada sıcaklık ne oluyordu? Dengeleniyordu değerli arkadaşlar. Peki başka faktörler var mı? Tabii ki başka faktörleri de sıralayabiliriz ama en temel faktörler bunlar değerli arkadaşlar. Şimdi Tabi gene ben hemen mevzuya geçmeden önce rüzgarlara geçmeden önce size şunu da hatırlatayım. İkincisi hani bu sıcaklık ve sıcaklığın dağılışı ile ilgili konuydu ya. İkincisi basınç ve rüzgarlar arkadaşlar. Basınç ve rüzgarlarla ilgili bilmemiz gereken şey şöyle önce basınçla ilgili şunu söyleyeyim. Bir kere dünya üzerinde şöyle dünyayı şöyle çizecek olursam arkadaşlar şöyle hatırlayalım. Ekvator ondan sonra 30 derece enlemleri. Şöyle bakın 0, 30, 60 derece enlemleri ve 90 derece yani kutuplar arkadaşlar. Güney yarım kürede de aynı şekilde yapıyoruz. Bakın burası önemli değerli arkadaşlar. Şuna çok dikkat edelim. Ve 90 derece. Şimdi değerli arkadaşlar. Gene bu konuyla ilgili videomuzu izlerseniz şunu göreceksiniz. Ekvatorda ne vardı? basınç olarak arkadaşlar bir alçak basınç vardı. Termik alçak basınç. Yani burada ne oluyordu değerli arkadaşlar? Isınan hava yükseliyordu. Isınan hava yükseliyordu. Peki ısınan hava yükselince ne olur? Hatırlayalım. Ne olur? Yağış bırakır değil mi? Yağışını bırakan hava ne oluyordu arkadaşlar? kuzeye ve güneye doğru hareket ediyordu. Kuzeye ve güneye doğru hareket ederken 30 derece enlemlerinde bunlar çöküyordu. Şimdi hava aşağı çökerse ne olur? Değerli arkadaşlar, yüksek basınç olur. Tamam mı? Yüksek basınç. Peki bu basıncın Alçalmasının sebebi neydi? Termik kökenler miydi? Sıcaklık mıydı? Hayır. Dinamik kökenler. Bunlar ne olacak? Dinamik basınç merkezleri. Sonra buraya çarpan havalar yere çarpıyor ya böyle dağılıyordu arkadaşlar. Tabi burada uzun uzun değinmeyeceğim. Videoda bunu görebilirsiniz arkadaşlar. izleyebilirsiniz bu konuyla ilgili videoda. Bunlar rüzgarlar şöyle hareket ediyor. Şimdi burada bir de kutuplara bakalım. Değerli arkadaşlar kutuplarda hava nasıl soğuk? Soğuk hava aşağı çarpıyordu. Aşağı çarpan hava dağılıyordu. Şöyle geldi 60 derece enlemlerinde bu rüzgarlarla yani şu rüzgarlar karşılaşıyordu ve hava tekrar yükseliyordu arkadaşlar. Ne oluşuyordu burada gene? Yağışlar oluşuyordu. Aynı şey burada da cereyan ediyor sevgili arkadaşlar ve yükseliyor. Ne görüyoruz? yağışları görüyoruz burada. Şimdi ne oluşuyordu? Tabii hava yükseldiğinde alçak basınç oluşuyordu. Buradakilerde gene dinamik alçak basınç. 60 derece enlemleri dinamik alçak basınç. Kutuplar nedir? Soğuk olduğu için yüksek basınç. Tabii kökeni sıcaklığın düşük olması olduğu için termik yüksek basınç. Bakın termik yüksek basınç. Şimdi değerli arkadaşlar bunu hocalarımız sorar. Yani buradan soru gelir değerli arkadaşlar. Şimdi tabii e, bunu ne şekilde sorabilirler? Bu aynı zamanda arkadaşlar yeryüzündeki rüzgarları da oluşturuyor bu basınç merkezleri. Nasıl oluşturuyor? Şimdi dikkatlice bakalım değerli arkadaşlar nasıl oluşturduğuna. Bakın şuradan gelenler var ya 30 derecelerden ekvatora doğru gelenler. Bunlar şöyle yön değiştiriyor tabii biliyorsunuz dünya döndüğü için yön değiştiriyor. Bunlar hangi rüzgarlar oluyordu? Alize rüzgarları oluyordu değerli arkadaşlar. Şöyle çevirelim rüzgarları. Neymiş bunların ismi? Alizeler. Nereden esiyormuş arkadaşlar? 30'dan Ekvator'a doğru esiyormuş. Yani dinamik yüksek basınçtan termik alçak basınca doğru esiyor. Peki başka hangi rüzgarlarımız vardı? Gene buradan bakın yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyordu ya rüzgar. Buradan buraya doğru gelenler bunlar da batı rüzgarlarıydı. Mesela Türkiye hangi rüzgar kuşağında? Batı rüzgar kuşağında. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Türkiye batı rüzgarlarının bulunduğu kuşakta. Peki başka hangi rüzgarlarımız var? Kutuptan şöyle gelen kutup rüzgarları. Demek ki kaç tane rüzgardan bahsettim arkadaşlar? Üç tane rüzgardan bahsettim. Alizeler, şunlar, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle unutmayalım. Bakın yüksek basınç neresi, alçak basınç neresi kafanız karışmasın. Şöyle bakın 90 şurası var ya buna Y diyelim. Buraya ne diyelim? A diyelim 60'a. Buraya tekrar Y diyelim. Bakın buraya A diyelim. Ne oldu? Yukarıdan aşağıya doğru okuduğumda yaya ya oldu sevgili arkadaşlar. Aynı şeyi buradan da yapabiliriz. Bakın y, a, y, a. Yani yüksek basınç, alçak basınç yanına şöyle b'leri koyalım. Tamam mı? B'leri koyduk. Evet. Yüksek basınç, alçak basınç şekline gidiyor. Ne gördük? Ya, ya. Bakın. Yukarıdan aşağıya doğru. Bunu unutmuyoruz. Ya, ya. Peki hangisi termik hangisi dinamik bunu nasıl bileceğiz? Arkadaşlar ekvator ve kutuplar termik. Bunlar termik basınçlar tamam mı? Bakın termik ekvator ve kutuplar. Geriye kalanlar ne olacak geriye kalanlarda? Dinamik basınçlar olacak sevgili arkadaşlar. Dinamik basınçlar olacak. Bakın bunu unutmayın değerli arkadaşlar. Buradan soru gelecek. Şimdi şunu tekrar hatırlatayım hemen size. Şu rüzgarların adı neydi? Alize. Bakın Z. Peki 30'dan 60'a doğru hangileri batı rüzgarları, batı rüzgarları Türkiye'de buradan etkileniyordu ve kutup rüzgarlarını şöyle yaptık tamam mı? Hatta bu konuya değinmişken kısaca şunu da size hatırlatmış olayım. Arkadaşlar olduğu yerde yükseliyorsa ve yağış bırakıyorsa biz bunlara ne diyoruz? Konveksiyonel yağış. Tamam mı? Yani yükselim yağışları konveksiyonel. Ee, eğer iki farklı hava kütlesi çarpışıyorsa buna da biz ne diyoruz? Cephesel yağışlar diyoruz. Şimdi cephesel ya da cephe yağışları. Şimdi konveksiyonel yağışlar nerede gözüküyormuş arkadaşlar? Ekvatorda. Özellikle ekvatorda. Peki cephe yağışları nerede gözüküyor? Özellikle orta kuşakta. E Türkiye'de orta kuşakta değil mi? Evet o zaman Türkiye cephe yağışlarının etkisi altındadır. Sevgili arkadaşlar bu çok çok mühim. Gerekirse bunun ekran resmini alın değerli arkadaşlar. Şimdi hemen rüzgarlara şöyle bir bakalım rüzgarları hatırlayalım sevgili gençler. Şimdi biz rüzgarları... Üçe ayırıyoruz. Nedir bunlar? İşte sürekli rüzgarlar. Yani hiç durmadan esen rüzgarlar. Başka ne var? Mevsimlik rüzgarlar. Yani bir mevsim esiyor, öbür mevsim işte farklı esiyor. Bir diğeri nedir arkadaşlar? Yerel rüzgarlar. Şimdi sürekli rüzgarlar neydi? İşte alizeler, batı ve kutup rüzgarları. Bunlar niye vardı? İşte az önce bunlara değindik. Alizeler ekvator çevresinde batı rüzgarları orta kuşakta, kutup rüzgarları da kutup çevresinde etkili olan rüzgarlar. Peki mevsimlik rüzgarlar ne? Muson rüzgarları. Muson rüzgarları nerede etkili? Muson rüzgarları Hindistan'da, Çin'de etkili arkadaşlar. Peki bu muson rüzgarlarının Yağışlı mı? Muson rüzgarlarını arkadaşlar biz ikiye ayırırız muson rüzgarlarını. Bir yaz musonları bir de kış musonları. Yani bunlardan yağışlı olan hangisi arkadaşlar? Yaz musonları yağışlıdır. Kış musonları yağış getirmez. Önemli bir bilgidir değerli arkadaşlar. Yerel rüzgarlarda işte meltemler. Soğuk yereller, sıcak yereller ve tropikal rüzgarlar olarak ne yapıyoruz? ayırıyoruz. Meltemlerde işte deniz ve kara meltemleri, dağ ve vadi meltemleri. Nasıldı meltemler? İşte deniz ve kara biliyorsunuz farklı ısınıyor. Yani şurası şöyle kara olsun sevgili arkadaşlar. Bir taraf deniz olsun tamam mı? Şu tarafta kara. Şimdi gündüz vakti Deniz mi sıcak kara mı? E kara sıcak, ısınan yer ne oluyordu? Alçak basınç oluyordu. O zaman deniz ne olur? Yüksek basınç. Ve rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Ne zaman gündüz vakti? Peki gece vakti ne oluyor arkadaşlar? Deniz karaya göre daha sıcak olduğu için alçak basınç alanı oluyor ve karada yüksek basınç. Bu sefer ne oluyor? Karadan denize gün içinde bakın yön değiştiren rüzgarlar. Bakın dikkat edin. Meltemler gün içinde yön değiştirir. Yani günlük rüzgarlardır. Ama musonlar yıl içinde yön değiştirir. Tamam mı? Yıl içinde yani yaz ve kış yön değiştiriyor arkadaşlar. Soğuk yerel rüzgarlar sevgili gençler işte Adriyatik kıyılarında Bora, Mistral Fransa'da, Kirveç Romanya'da, Yıldız Poyraz ve Karayel Türkiye'de sevgili arkadaşlar. Gene fön rüzgarları var sıcak yerel o rüzgarlardan biliyorsunuz fön rüzgarları ne yapıyor arkadaşlar? ısıtıyor. Yani şöyle düşünün. Bir dağ yamacı düşünün. Şöyle fön rüzgarları ile ilgili şöyle dağ yamacını çizdik. Buradan ne oluyordu? İşte sıcak hava geliyor, soğuk hava geliyor arkadaşlar. Dağın öbür yamacına geçtiğinde şuradan artık sıcak bir rüzgar oluyor. İşte biz bu rüzgara ne diyoruz? Fön rüzgarları diyoruz değerli arkadaşlar. Ee, Hamsin Mısır'da, Sirokko Fas, Cezayir ve Tunus'ta Kuzey Afrika'da gene e, kıble, lodos ve keşişleme biliyorsunuz Türkiye'deki e, sıcak rüzgarlar. Tropikal rüzgarlarsa arkadaşlar nerede gözüküyordu bu tropikal rüzgarlar? Ekvator ve çevresinde gözüküyordu. Ve okyanuslar üzerinde oluşan ani ve yüksek basınç merkezlerinden e, kaynaklanıyordu değerli arkadaşlar. Şöyle Ekvator çevresi diyorum buna. Oradaki okyanuslar derler arkadaşlar. Tamam mı? Tabi bu arada Türkiye'deki rüzgarları hemen size şöyle kabaca bir özetleyeyim. Şurası Türkiye olsun sevgili gençler. Kabaca Türkiye diyelim. Tamam mı? Türkiye. Ve Türkiye'nin e, soğuk gelen rüzgarları şöyle kuzeyden geliyor değil mi? Çünkü kutup tarafından geliyordu. Bunlar neler? Bunlar karayel. Yıldız. Poyraz. Peki güneyden gelenler neydi arkadaşlar? Sıcak gelen rüzgarlar değil mi? Şöyle onları da sıcak bir renkle çizelim. Şöyle yapalım. Neydi isimleri bunların? Samyeli ya da keşişleme. Kıble ve Lodos. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunları şöyle ezberleyebiliriz. Aklımızda kalması açısından. Bakın Karayel'in K'si, Yıldız'ın Y'si, Poyraz'ın P'si. Tamam mı? Nasıl kodlayalım bunu? Kayıp diyelim. Tamam mı? Kayıp buraya da Samyeli, Kıble ve Lodos. Kayıp sakal diyelim. Yani şöyle okuduğumuzda bunları ne yapacağız arkadaşlar? Hafızamızda tutacağız. Bunlar Türkiye'deki rüzgarlar. Kuzeyden gelenler soğuk esenler, güneyden esenlerse sıcak esen rüzgarlardır değerli arkadaşlar. Şimdi tabii bir diğer konumuz neydi bizim? İşte nemlilik ve yağış. İşte mutlak nem, maksimum nem, bal nem neydi bu kavramlar arkadaşlar? Hatırlayalım şöyle kabaca. Mutlak nem mesela şu kovayı görüyorsunuz. Kovanın kapasitesi ne kadar? 20 gram. Peki içinde ne kadar nem var? 10 gram. Yani mutlak nem bu içinde bulunan mevcut nem demek. Kapasitesi ne kadar? 20. O zaman 20 nedir bunun? Maksimum alabileceğidir değil mi? 20 de maksimum nem. Peki bağıl nem ne demek arkadaşlar? Bağıl nem de kovanın kaçta kaçı dolu demek. Tamam Yani bunu şöyle diyebilir miyim? Mutlak nem burada ne kadar arkadaşlar? Şu taralı kısım su tabii şöyle nem olsun yani. Bu mutlak nem 10 gram değil mi? Yazdım 10 gram. Peki maksimum ne var arkadaşlar? Komple kapasitesi değil mi? Evet. O ne kadar olacak? 20 gram. Peki bağıl nem ne demek arkadaşlar? Bağıl nem ne kadar dolu değil mi? Hani kovanın, havanın ya da kaçta kaçı dolu? Şimdi buraya bakıyoruz 20'ye 10. O zaman nedir arkadaşlar? %50'dir. Oldu mu değerli arkadaşlar? Bu kadar. Yani bu bal nem maksimum nem kavramlarını böylece hatırlamış olduk kabaca. Şimdi değerli arkadaşlar tabii burada bir de ne var? Yağış türleri var, değil mi? Bakın yağış kaç şekilde oluşur? Yağış bir ısınan havanın yükselmesiyle oluşur ve burada böyle yağışlar gelir. Yani olduğu yere yağış bırakıyor burası. Bu tarz yağışlara biz ne diyoruz? Arkadaşlar konveksiyonel yağış diyoruz konveksiyonel. Bunlar nerede görülüyordu değerli arkadaşlar? Özellikle Ekvator ve çevresinde görülüyordu. Doğru mu? Kısaca şöyle Ekvator yazdım. Peki bakın burada dağ yamacı boyunca yükselen bir hava var ve burada yağışını bırakıyor. Bakın dikkat edin, yağışını bırakıyor burada. Şimdi bu tür yağışlar niye var? Çünkü bu dağın yamacına çarpıyor. Eğer bu dağ olmasa burada bu yağış olmayacak. İşte bu tür yağışlara da biz ne diyoruz? Orografik ya da yamaç yağışları diyoruz arkadaşlar. Orografik ya da yamaç yağışları. Tamam mı? Şuraya yazayım. Yamaç yağışları. Peki bu tür yağışları ben Türkiye'de görebilir miyim? Tabii ki özellikle Karadeniz'de, Akdeniz'de bu tür yağışlara oldukça rastlanıyor. Peki şu nedir? Bakın sıcak ve soğuk hava karşılaşıyor. Ve sıcak soğuk havanın karşılaşmasıyla soğuk hava ağır olduğu için alta giriyor, sıcak havayı yükseltiyor ve bir müddet sonra burada ne oluyor arkadaşlar? Yağışlar meydana geliyor. Bu tür yağışlara ne diyoruz? Cephesel yağışlar. Peki bunlar nerede görülüyordu arkadaşlar? Orta kuşakta görülüyordu. Orta kuşak bizim ülkemiz nerede? Orta kuşakta. E o zaman Türkiye'de bu tür yağışlar görülüyor mu? Evet görülüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şuradaki haritayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın bu harita çok çok önemli bir harita. Buradan kesinlikle yazılda soru sorulur arkadaşlar. Ne haritası bu? Yeryüzündeki iklimlerin dağılışını gösteren harita. Sevgili arkadaşlar bu sayfanın e, ekran görüntüsü almanızı şiddetle öneriyorum. Ekran görüntüsünü aldıysanız arkadaşlar şöyle bir bakalım. Dikkat edin. Dikkat edin. Şurası şu gördüğünüz ekvator çizgisi değil mi? Sıfırla gösteriyoruz. Bakın ekvatoral iklimi sorar hocalarımız. Ekvatoral iklim bakın ekvator üzerine dikkat edin. Şu taradığım kısım. Güney Amerika'nın kuzeyi. Afrika'nın ortası ve şurada Endonezya ve Malezya'nın olduğu kısımlar. Bunlar ekvatoral iklimin görüldüğü yer. Bu bir, bu cepte, bu kesin sorulur arkadaşlar. Bir diğeri ne biliyor musunuz? Çöl iklimleri. Çöl iklimlerini sever hocalarımız. Sorar bunu. Bakın yeryüzünde çöllerin en yoğun görüldüğü yerler. Bak tarıyorum benzer renkle. Burası neresi? Çoğumuz biliyordur zaten. Burası Sahra Çölü. Değil mi? Afrika'nın kuzeyi. Bakın burası Arap çölü. Arabistan'ın olduğu yer. Sonra şurası Namib çölü. Burası Avustralya'nın içi bu arada çöl. Şurası Atakama çölü. Burası Arizona çölü. Sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz çöllerle ilgili şunu görmüşsünüzdür. Çöllerin ekvatora uzaklığı aynı. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle çizecek olursam Bakınız çizecek olursam şöyle bu tam 30 derece enlemlerine geliyor. 30 derece enlemlerinde ne vardı arkadaşlar? Yüksek basınç. Dinamik yüksek basınç vardı. D, Y, B. Dinamik yüksek basınç ne demek? Hava sürekli alçalıyor. Hava alçaldığı için buralar ne oluyor? Yağış almıyor. O yüzden çöl oluyor arkadaşlar. Bakın ne dedim? Ekvatoral iklim çok önemli dedim. Bir de ne dedim? Çöl iklimi çok önemli. Şimdi bu ikisi cepte. Ayrıyeten hocalarımızın gene çok sevdiği bir iklim var. O da nedir? Akdeniz iklimi. Dikkat ederseniz burası zaten Akdeniz. Şu tarayayım hemen şu kısmı. Akdeniz ve çevresinde Akdeniz iklimi görülecek değil mi? Bakın işte Türkiye, Yunanistan, İtalya. Bakın buralar Akdeniz iklimi. Gene Amerika'da Kaliforniya. Gene Şili'de Santiago ve Güney Afrika ve Avustralya'nın güney Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdir. Ayrıca gene çok 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 sorulan bir diğer iklim ne? Şurası bakın Hindistan ve Çin'in bulunduğu şurası muson iklimi. Yani derli arkadaşlar kesinlikle bilmeniz gereken iklimler hangileri? Şuraya yazıyorum. Ekvatoral iklimi bileceğiz. Nasıl bir iklimdi bu? Yıl boyunca yağış alıyordu ve sıcaklık çok fazlaydı. Çöl iklimini bileceğiz. Çöl iklimi 30 derece enlemlerinde görülen arkadaşlar iklim. Başka neyi bileceğiz? Akdeniz iklimini bileceğiz. Akdeniz ikliminin özelliği ne? Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Demek bizim ülkemizde de böyledir. Yazın yağış almaz. Peki muson iklimi nasıl? Muson iklimi de Akdeniz ikliminin tersine ne zaman yağış oluyor? Yazın yağış oluyor sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bu sayfanın ne kadar önemli olduğunu söyledim size. Şöyle Türkiye'de iklimi etkileyen faktörlere bakalım. Bizim ülkemizde arkadaşlar iklim neyden etkileniyor? Tabi bulunduğu enleme bağlı olarak. Yani mutlak konumuna bağlı faktörler var. Ve göreceli konumuna göre. Yani çevresindeki deniz, yer şekilleri vesaire buna bağlı olarak. Bakın Türkiye biliyorsunuz kuzey yarım kürede yer alıyor. Ve orta kuşakta yer alıyordu. Şimdi Kuzey Yarımkürede yer aldığı için e, yaz hangi aylara denk geliyordu? Temmuz, Ağustos aylarına denk geliyordu. Biliyorsunuz Güney Yarımkürede yaz hangi aylara denk geliyor? Ocak, Şubat. Mesela Şili ne zaman yazı yaşıyor? Ocak'ta yaşıyor. Çünkü Güney Yarımkürede. Ayrıca Türkiye orta kuşakta yer alıyordu. Orta kuşakta yer alması arkadaşlar neye sebebiyet? Orta kuşakta yer alması bir kere dört mevsim belirgin yaşanır. Tamam mı? Dört mevsim belirgindir. Ayrıca cephe ağaçları görülür mü? Evet, orta kuşakta görülür. Ayrıca batı rüzgarları var mı? Batı rüzgarlarının etki alanında mı? Evet. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar Türkiye'nin orta kuşakta olmasının sonuçları. Göreceli konumuna bağlı faktörlere baktığımızda işte yer şekilleri, yükselti, denize göre konum, çevresindeki basınç merkezleri falan dedik. Tabi yer şekilleri deyince ne var? Eğim, baka etkisi. Bakı ne demek? Güneşe dönük yamaç demekti arkadaşlar. Türkiye'de bakı yönü nedir? Türkiye'de bakı yönü bakı yönü güneydir arkadaşlar. Yani biz de mesela evlerimiz güney cephesine baksın isteriz. Çünkü daha çok güneş görüyor. Neden? Çünkü ekvatoru bizim güneyimizde. O yüzden güneye bakan taraflar daha çok yağış alıyor değerli arkadaşlar. Tabii Dağların uzantısı da Türkiye iklimi üzerinde çok etkili. Mesela Kuzey Anadolu Dağları şöyle uzanıyordu, değil mi? Böylece Karadeniz'in etkisi içeriye sokulmuyordu. Burada da Toros Dağları şöyle uzanıyordu. Akdeniz'in etkisi içeriye sokulmuyordu. Ege'de biliyorsunuz dağlar kıyıya nasıl uzanıyor? Dik uzandığı için deniz etkisi içeriye sokuluyordu. Şunlar da Türkiye'de görülen rüzgarlar artık bunları unutmuyoruz. Ne diyoruz? K yıp Sakal. Sevgili arkadaşlar Türkiye iklimiyle ilgili bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra neye geliyoruz Neler arkadaşlar? Sınav sorularına geliyoruz. Sıcaklığın dağılışına etki eden faktörler nelerdir? Sıcaklığın dağılışına etki eden faktörler zaten videonun başında hatırlatma amaçlı konuştuk değerli arkadaşlar. Nedir? Bir, güneş ışınlarının güneş ışınlarının düşme açısı. Tabi güneş ışığından düşme açısı neye göre değişiyordu değerli arkadaşlar? Hemen şöyle bunu şu tarafa doğru uzatıp madde madde yazalım. Ne dedik? Enlem dedik. Ne dedik? Ee, bakı dedik. Ne dedik arkadaşlar? Günlük ve yıllık hareket dedik. Doğru mu? Günlük hareket ve yıllık hareket. Evet. Çünkü gün içinde mesela e, sabah, öğlen, akşam sıcaklıklar değişiyor. Dünya döndüğü için. O güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor. Dolayısıyla sıcaklık da değişiyor. Mesela gün içinde en sıcak saatler... Güneşin en yüksek açıyla geldiği saat 12 değil. Öğleden sonra 1-2 gibi. Neden? Çünkü ısı birikimi sevgili arkadaşlar. Bakı ile ilgili de ne demiştik? Bakı güneşe dönük yamaç demiştik. Kuzey yarım kürede... Kuzey yarım kürede bakı yönü nedir? Güney... Güney yarımkürede de bakı yönü nedir? Kuzeydir sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Bir diğeri yükselti demiştik. Yükseldikçe ne oluyordu arkadaşlar? Sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece ne olur? Azalır. Yani yukarı çıkıldıkça sıcaklık azalıyor. Bir diğeri ne demiştik? Denizellik ve karasallık denizellik ve karasallık. Yani denizler ve karalar farklı ısınıyor gün içerisinde. Bir diğeri ne dedik? Okyanus akıntıları. Sevgili arkadaşlar bu okyanus akıntılarının etkilerine özel olarak bakmanızı öneririm. Bazı hocalarımız bunları sormayı seviyor. Bir diğeri nedir arkadaşlar? Nem. Nem ne yapıyordu? Sıcaklığı dengeliyordu sevgili arkadaşlar. Bir diğeri ne olabilir? Rüzgarlar, değil mi? Bir diğeri ne olabilir? İşte güneşlenme süresi. Ee, bir diğeri ne olabilir? Bitki örtüsü, değil mi? Bitki örtüsü de ne yapıyor arkadaşlar? Sıcaklığın dağılışına etki ediyor. Şimdi bunu şöyle çevirdik. Gelelim bir diğer soruya. Burası Afrika kıtası. Afrika kıtası. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, ekvator bunun tam böyle ortasından geçiyor. Şöyle ekvatoru çizdim. Şöyle düzgün bir şekilde çizeyim. Ekvatoru şöyle sıfır koyduk. Diyor ki soruda, yukarıda verilen A ve B merkezlerinin sıcaklıklarının farklı olmasında etkili temel faktör ne olabilir? Allah Allah. Şimdi bakıyorum, A ekvatora uzaklığı, B ekvatora uzaklığı eşit. E, dolayısıyla enlem olamaz. Çünkü eşit ekvatora uzaklığı. Yükselti olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü ikisi de deniz kenarı. Deniz kenarının yükseltisi aynıdır arkadaşlar. Yükselti de olamaz. Peki nem olabilir mi? Şöyle bakıyorum ya deniz kenarında nemleri falan aynıdır. Peki bakı olabilir mi? Ya ikisi de aynı yarım kürede. İkisinin de bakı yönü nedir? Kuzey. Demek bu da olamaz. Peki okyanus akıntıları nasıl fark ediyor sevgili arkadaşlar? Bakın. Afrika'nın şu kısmından gelen okyanus akıntısı Ekvator'dan geldiği için nedir? Sıcak bir okyanus akıntısıdır. Fakat buradan gelen akıntı nedir arkadaşlar? Soğuk bir akıntıdır. Bunun ismi Benguela akıntısı arkadaşlar. Bu da Mozambik akıntısıdır. Tamam mı? Dolayısıyla burada cevabımız ne olacak sevgili gençler? Adana Çevirelim başka bir <laughs> sayfaya geçelim. Arkadaşlar ne diyor? Aşağıdaki haritalarda verilen alanlarla ilgili bilgilerin karşısına sıcaklığın dağılışını etkileyen unsurlardan uygun olanı yazınız. Sevgili arkadaşlar buna dikkat. Burada yüzde yüz soru var diyorum size. Şimdi bir dünya haritası bir de türkiye haritası. Yani hem dünyada sıcaklığı etkileyen unsurlara bakacağız hem Türkiye'de etkileyen unsurlara bakacağız. Ne demiş arkadaşlar? Kızıl Denizin Bering Denizi'nden tuzlu olması. Kızıl neresi? Şurası. Bering Denizi neresi? İşte şu gördüğünüz kutba yakın bir yer. Şimdi Kızıl Deniz neden oradan daha sıcaktır arkadaşlar? Bunun sebebi ne? Enlem sevgili arkadaşlar. Enlem. Yani ekvatora daha yakın olduğu için Jakarta'da daimi kar sınırının Türkiye'den yüksek olması. Jakarta nerede? Şöyle bakıyoruz. Şurada ekvator üzerinde. Türkiye burada. Şimdi kar sınırı neden Jakarta'da çok daha yüksek? E çünkü Jakarta ekvator üzerinde. Ekvator üzerinde bir yer çok sıcaktır ve kar bulabilmen için aşırı yükselmen lazım. Hani yükseldikçe sıcaklık azalıyor ya sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun sebebine gene enlem değerli arkadaşlar. Tamam mı? Yani ekvatora olan mesafe. Ocak ayında Şili'de tarım ürünleri hasat edilirken Kanada'da çığ afetinin artması. Allah Allah. Şimdi Ocak ayında Şili'de neymiş? Tarım ürünleri hasat ediliyor. Yani sıcaklık var. E Kanada'da ne var? Çığ var. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü Ocak ayında arkadaşlar Güney Yarımküre'de hangi mevsim yaşanıyor? Yaz. Kuzey Yarımküre'de hangi mevsim yaşanıyor? Kış. E bunun sebebi ne değerli arkadaşlar? Güneş ışınlarının e, farklı mevsimlerde farklı açılarla değişik yerlere gelmesi. O zaman ben buna şunu diyebilir miyim arkadaşlar? Yaşanan mevsim diyebilir miyim? Evet yaşanan mevsim. Buradaki ana farklılık bu. Canberra'da bakın Avustralya'da. Kuzey yamaçlarda orman üst sınırının yüksek olması. Şimdi kuzey yamaçlar nereye bakıyor arkadaşlar? Ekvatora bakıyor. Bakın eğer sorularda kuzey yamaç, güney yamaç, yamaç ifadesi görüyorsanız cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bakı olacak. Bakın yamaç ifadesi. Yani işte kuzey yamaç daha sıcak ya da güney yamaç daha sıcak. Cevap ne? Bakı. Ocak ayında en soğuk bölgenin Sibirya olması. Ya neden Sibirya Ocak ayında en soğuk bölge? Çünkü Ocak ayında Kuzey Yarımkürede bir kere kış yaşanıyor. Peki iyi de hocam neden Kanada değil Sibirya? Çünkü Sibirya çok büyük bir karanın üzerinde. Dolayısıyla karasallığın etkisi var sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Karasal. Yani Kuzey Kutbu değil de Sibirya niye daha soğuk karasallık? Çünkü Kuzey Kutbu biliyorsunuz orada kara yok. Çanakkale'de Erzurum'a buğday hasadının gecikmesi. Şimdi ben Çanakkale'ye bakıyorum. Şurada. E Erzurum'a doğru gidiyorum. Bakıyorum buğday hasadı gecikiyor. Buradakiler hasat yaparken Erzurum'dakiler daha çok zaman var. Neden? E aynı enlemde. Güneş ışınlarını aynı açıyla alıyor yani. E bu farklılığın sebebi ne? Çünkü Çanakkale arkadaşlar nedir? Hem denize yakın hem de yükseltisi Erzurum'a göre çok çok Az. Dolayısıyla burada şöyle diyebiliriz yükselti ve denizellik diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Kışın Sivas'ın Samsun'dan daha soğuk olması. Ya şimdi Sivas burada Samsun burada. Normalde Sivas'ın ekvatora daha yakın olduğu için Sivas daha sıcak olmasını beklerdik. Ama değil. Sivas soğuk. Bakın burada elleme ters bir durum var enlem ters. Yani enlem etkisiyle açıklayamıyorsun bunu. Çünkü enlem mantığına göre ne Sivas daha sıcak olmalı ama değil. Neden? Çünkü Sivas sevgili arkadaşlar hem yüksek hem karasal. Samsunsa arkadaşlar nedir? Denizel ve alçak. Yani yükselti, karasallık ve denizellik diyebiliriz buna değerli arkadaşlar. Şimdi geçelim başka bir soruya. Aşağıda verilen basınç ve basıncı etkileyen faktör grafiklerinden hangilerindeki orantı yanlış verilmiş? Şimdi değerli arkadaşlar yükselti arttıkça basınç ne olur? Yükseldikçe basınç azalır. Oysa bu grafikte ne verilmiş arkadaşlar? Yükselti arttıkça basınç da artar. Yani yanlış olan bu. Sıcaklık arttıkça basınç ne olur? Azalır. Yoğunluk arttıkça basınç artar. Yer çekimi arttıkça basınç artar. Sevgili arkadaşlar cevap ne olacak burada? Adana olacak. Gelelim bir diğer soruya. Aşağıdaki basınç merkezlerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz. Bu şekilleri tanırsınız. Bu şekilleri bilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar bunlar ne? Rüzgarlar. Rüzgarlar. Şimdi şurada dikkat ederseniz merkezden çevreye doğru gidiyor ok yönüne dikkat edin arkadaşlar ve S harfi çiziyor. Unutmayın S harfi çiziyorsa ne diyorduk? Kuzey yarım küredir. Peki oklar dışarıya doğruysa yani hava çarpmış ve dağılmış. Yukarıdan aşağı çarpan bir hava varsa nedir orası arkadaşlar? Yüksek basınçtır. Tamam mı? Şimdi şuna bakıyorum. Burada da dikkat edin. S harfi değil de ters S harfi yani S'nin tersi olmuş. E o zaman bu kuzey yarım küre olamaz. Ne olacak bu? Güney yarım küre. Peki oklar gene dışarıya doğru mu? Evet. O zaman nedir? Gene yüksek basınçtır. Unutmayalım yüksek basınçlarda yağış yoktu arkadaşlar. Tamam mı? Yüksek basınçlarda yağış yok. Peki şuraya bakıyoruz. Burada ne var? Oklara lütfen dikkat edelim. Bakın gene bir S harfi var. Eğer bir S harfi varsa ne diyoruz? Kuzey yarım küre. Peki oklar nereye doğru? İçeriye doğru. Yani çevreden merkeze doğru. Tamam. Çevreden merkeze doğruysa ne olacak? Alçak basınç olacak. Şimdi buraya bakıyorum. Ters S harfini görüyorum. O zaman ne olacak burası? Güney yarım küre ve gene alçak basınç olacak. Sevgili arkadaşlar bakın bunlar yağış getirmez. Bunlar yağış getirir. Burada rüzgarın yani havanın hareket yönü nedir arkadaşlar? Merkezden, merkez şurası çevreye doğru. Merkezden çevreye. Peki burada nedir arkadaşlar? Burada çevreden merkeze doğrudur. Çevreden merkeze doğru. Tamam mı? Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bununla ilgili hocalarımız soru sorar değerli arkadaşlar. Bunun da ekran görüntüsünü almanızı öneririm. Bir diğer soruya gelelim. Ne diyor? İzoips haritasında gösterilen arazide X merkezinin rüzgar gülü hangi seçenekteki gibidir? Rüzgar gülü neyi ifade ediyordu? Yani şu rüzgar gülleri değerli arkadaşlar bunlar rüzgarın en çok estiği yönü gösteriyordu. Yani şöyle bir rüzgar gülü varsa Bak şöyle diyelim ki çizdim şunu. Buradan ben de anlayacağım. Rüzgar en çok şu yönlerden esmiş. Yani bu hangi yön? Kuzey Doğu. Bu hangi yön? Güney Batı. Tamam mı? Rüzgar en çok bu yönden esmiş. Acaba neden rüzgar en çok bu yönden esmiş olabilir? E çünkü bir vadi olabilir. Dağların arası olabilir. Rüzgar en çok oralarda etkili oluyor. Çok esiyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya baktığımda. Bu iki tane tepe var. Bu iki tepenin arasında şöyle rüzgar çok rahat şöyle gidip gelebilir mi? Gidip gelebilir. Kuzey güneyi rahat gidip gelebilir mi? Hayır çünkü dağlar var. O yüzden böyle çok esmez arkadaşlar. Ben şimdi bakıyorum doğu batı doğrultulu en çok rüzgarın estiği hangisi? İşte C seçeneği. O zaman ne olacak? Bu olacak sevgili arkadaşlar. Ve gelelim bir diğer sayfaya. Şimdi burada bir tablo var tablodaki boşluklar uygun ifadeleri yazalım. Bu tabloda ne görüyoruz arkadaşlar? Şimdi rüzgar türlerini hatırlayalım. Alize, batı ve kutup. Bunlar nasıl rüzgarlardı sevgili arkadaşlar? Alize, kutup ve batı rüzgarları sürekli rüzgarlardı. Doğru mu? Sürekli rüzgarlar. Peki devirli rüzgarlar neydi arkadaşlar? Musonlar. Bunlar iki türlüydü. Bir yaz musonu ve kış musonu. Hangisi yağış getiriyordu arkadaşlar? Yaz mı sonu? Yağış getiriyordu. Tamam mı? Bu önemli. Başka hangi rüzgarlarımız vardı? Sevgili gençler, hatırlayalım. Yerel rüzgarlarımız vardı, değil mi? Yerel rüzgarlarımız. Yerel rüzgarlarımız nelerdi? Onu da şöyle farklı bir renkle yazayım ki karışmasın. Ne vardı arkadaşlar? Meltemler vardı, doğru mu? Ondan sonra sıcak yereller sıcak yer sonra soğuk yereller ve tropikal rüzgarlar. Evet. Şuraya baktığımızda yerel rüzgarlar. Bakın, yerel rüzgarları yani şu şunu açmış oluyoruz. Yerel rüzgarlar işte sıcak yerel soğuk yerel. Bunun dışında ne var? Bakın, meltemler, değil mi değerli arkadaşlar? Buraya hemen ne yazıyorum? Meltem rüzgarları. Meltem. Bunlar da işte kara, deniz meltemleri, dağ ve vadi meltemleri. Şimdi sıcak yereller fön, hamsin ve siroku. Tabi sıcak yereller bir de Türkiye'dekileri hatırlayalım. Türkiye'dekileri hatırlayalım arkadaşlar. Alttan güneyden gelenler. Neydi? Samyeli değil mi? Samyeli. Başka ne vardı? Sakaldan hatırlayalım. Kıble. Başka ne vardı? Lodos. Tamam. Soğuk yerelleri onları da soğuk renkle yazalım. İşte Kirvet, <laughs> Mistral, Bora, Etezyen bunlar işte Fransa'da, İtalya'da, Romanya'da, Ege'de falan. Soğuk yereller neydi arkadaşlar Türkiye'deki? Kayıptan hatırlayalım. Karayel. Yıldız ve Poyraz. Değil mi? K-Y-P. Kayıptan hatırlıyoruz. Bunu da böyle çevirdikten sonra ne diyor sorumuz? Yukarıda özellikleri verilen rüzgarlarla seçeneklerden verilenler eşleştirildiğinde hangi rüzgar dışarıda kalır? Şimdi ticaret rüzgarları olarak bilinirler. Yüksek yerlerin alçak yerlere göre daha çabuk ısınıp soğumasıyla oluşur. Türkiye'ye güneydoğudan esen kuru rüzgarlardır. Termik yüksek basınçtan dinamik alçak basınca doğru eserler. Şimdi bakalım ticaret rüzgarları olarak bilinen rüzgarlar arkadaşlar alize rüzgarlarıdır. Biliyorsunuz oradan işte ipek yol baharat yolu geliyor Hindistan'dan zamanında bunu kullanmışlar sevgili arkadaşlar. Şöyle bunu eşleştirdim ticaret rüzgarları. Yüksek yerlerin alçak yerlere göre daha çabuk ısınıp soğumasıyla daha vadi meltemleri oluşur arkadaşlar. Türkiye'ye güneydoğudan esen kuru rüzgarlardır. Bakın güneydoğudan esen samyeli değil mi? Bak kayıp sakaldan S harfi değil mi? O da Türkiye'deki rüzgarlar. Termik yüksek basınçtan dinamik alçak basınca doğru esen rüzgarlarda arkadaşlar kutuplardan esen rüzgarlarda 60 dereceye doğru. Burada kış musonunu vermemiş. Neredeydi muson rüzgarlar arkadaşlar? Hindistan ve Çin değil mi? Hindistan ve Çin bu bölgede Güneydoğu Asya'da etkiliydi. Bunlarla ilgili unutmamamız gereken neydi? Yaz musonları değil mi? Yaz musonları yağış getirir. Yağışlıdır. Çünkü denizden karaya doğru eser. Şimdi bu sayfayı da şöyle çevirelim. Bal nemi yüzde elli, mutlak nemi 25 gram olan bir merkez düşünün. Maksimum nemi kaçtır? Ya sevgili arkadaşlar tabii böyle sorularla karşılaşmanızı pek ummamakla birlikte bu kavramları bilmeniz açısından bunu hazırladık değerli arkadaşlar. Bakın şöyle demiştik değil mi? Bir kova var. Evet. Kovanın içerisinde ne kadar varmış arkadaşlar? 25 gram varmış. Doğru mu? Mutlak nemle 25 gram. Şimdi diyor ki %50 diyor. Neyi? Bağlı nemi. Şimdi yani 25 gram bu kovanın yarısıymış arkadaşlar. Öyle düşünün. Tamam mı? Şu kovanın yarısı. E şimdi o zaman kovanın tamamı ne kadardır arkadaşlar? 50'dir. Değil mi? Maksimum ne, ne olacak arkadaşlar? 50 gram olacak. Tamam mı? Cevabımız bu. Şimdi bal nemi %100 olan maksimum nemi 20 gram olan bir merkezin mutlak e, nemi kaçtır diyor sevgili arkadaşlar. Bal nemi %100. Yani ağzına kadar dolmuş. Yani şöyle düşünün burası böyle kapasitesi ne kadarmış arkadaşlar bunun kapasitesi yani su alma kapasitesi 20 gram. Çünkü şöyle 20 gram diyeyim ve ağzına kadar da dolu. Tamam mı? 20 gram dedik. Şimdi burada mutlak nem ne olacak arkadaşlar? Yani zaten %100 dolu 20 gram bütün kapasitesi mutlak nemi de içindeki mevcut nemde ne olacak gene 20 gram olacak değerli arkadaşlar. Maksimum nem 60 gram. Yani bir tane kovamız var. Tamam mı? Kovamızın kapasitesi ne kadarmış arkadaşlar? 60 gram. En fazla 60 gram alıyormuş. Mutlak nem ne kadarmış? 30 gram. Yani yarısı doluymuş. 30 gram. O zaman ne olacak? Bal nem ne kadar olacak arkadaşlar? Yarı yarıya değil mi bu? Bal nem de %50 olacak. Sevgili gençler. Bunu da şöyle geçelim. Aşağıdaki tabloda verilen yoğuşma ürünlerinin yoğunlaştığı yer ve sıcaklık değerlerine göre işaretleyiniz. Şimdi ne var? Kırç, dolu, yağmur, sis, çiğ, kıra, kar. Şimdi arkadaşlar bunların hangileri sıfırın altında yani e, yoğuşma oluyordu? Şimdi kırç sıfırın altında olanları şöyle mavi şey koyalım arkadaşlar işaret koyalım. Şimdi bunlar sıfırın altında doğru mu? O zaman şuraya yazalım. Ne diyorum? Sıfır derecenin altında kırç. Başka dolu. Başka ne var arkadaşlar? Kar. Aa, bir de kırağı var değil mi? Kırağı ve kar. Peki sıfır derecenin üzerinde ne kalıyor arkadaşlar? Onu da şöyle daha sıcak bir renkle yapalım. Yağmur. Sis. Çiğ. Peki bunların hangisi gökyüzünde? Hangisi yeryüzünde? Şimdi şunu hepimiz biliriz. Yağmur yukarıdan yağar değil mi arkadaşlar? Ee, kar yukarıdan yer. Dolayısıyla gökyüzünde gerçekleşenler neler? Bir, dolu, yağmur ve kar. Yeryüzünde gerçekleşenler neler? Yeryüzünde gerçekleşenler onları da şöyle değişik bir renkle yapalım. Kırç, sis, çiğ ve kara. Evet. Sevgili arkadaşlar, bunun da ekran görüntüsünü alın. Bu da karşınıza soru olarak gelebilir. Şimdi aşağıda ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y'yi koyacağız sevgili arkadaşlar. Ekvatoral iklim Amazon, Kongo, Endonezya ve Malezya'da görülür. Doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Savan ikliminin yağış rejimi düzenlidir. Hayır arkadaşlar. Savan iklimi ne zaman yağış alır? Yazın yağış alır. Dolayısıyla bu ne olacak? yanlış olacak. Bu son ikliminde yağışın büyük bir bölümü kışın düşer. Ne demiştik arkadaşlar? Değil. Ne zaman düşer? Yazın düşer. Çünkü yaz yağışlı olacak. Yanlış. Çöl ikliminde fiziksel çözülme fazladır. Fiziksel çözülme kayaçların ufalanmasıdır sevgili arkadaşlar. Evet, çöl ikliminde bu oldukça fazla olacak yani doğru. Akdeniz ikliminde terrosa toprakları görülür. Kırmızı renkli topraklar Akdeniz iklimindedir. Doğru. Okyanusal iklimin yağış rejimi düzenlidir. Okyanusal iklim arkadaşlar İngiltere'de yani Batı Avrupa'da özellikle görülüyor. Şöyle yazayım İngiltere diye parantez içerisinde. Bizim Karadeniz iklimine benziyor. Bu iklimde de görülen yağış düzenli. Çünkü ne demek düzenli? Yıl boyunca yağış alması o zaman bu da doğru olacak. Step ikliminin doğal bitki örtüsü makidir. Step iklimi ne demek arkadaşlar? Bizim İç Anadolu bölgesinde görülen karasal iklim demek. Yani Konya, Kayseri, Sivas buralarda görülen iklim. Bunun bitki örtüsü maki değildir. Bitki örtüsü ne olacak arkadaşlar? Bozkır olacak. Step'in bitki örtüsü neymiş? Bozkır. Peki maki hangi ikliminde? Maki Akdenizinde değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ne olacak? yanlış olacak. Tundra ikliminde bitki örtüsü görülmez diyor. Tundra ikliminde bitki örtüsü vardır. Bu bitki örtüsünün adı da tundradır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış olacak. Fakat hangisinde hangi iklimde bitki örtüsü yok? Kutup ikliminde. Çünkü her taraf karla örtülü. Şimdi gelelim bir soruya daha. Haritada numaralar ile gösterilen yerler hangi iklime ait? Değerli arkadaşlar, bakın 3 numaralı kısımda görüyoruz. Neyi görüyoruz? İşte burası Amazon, Kongo, Endonezya ve Malezya'ya denk gelen ekvator. Bu iklimin adı nedir? Arkadaşlar ekvatoral iklim. Ekvatoral iklim. Yıl boyunca yağışlı ve sıcak iklim. İki numaraya bakıyoruz arkadaşlar. İki numaralı iklim nasıl bir iklime sahip? Hemen yazalım. Bu Sibirya'nın olduğu yer arkadaşlar. Sert, ...karasal iklim. Üç numaraya bakıyoruz. Pardon ben burada hata yaptım sevgili arkadaşlar. Üç numaralı olan yer... ...ekvatoral iklim olacak. Bir numaralı olan yer çöl iklimi olacak. Şunu şöyle... ...evet karıştırdım. Şunu şöyle düzeltiyorum sevgili gençler. Bir numaralı olan yer neresi oluyor çöl iklimi oluyor sevgili arkadaşlar. Çöl iklimi tamam mı? Bir numaralı yer. Sadece burası değildi. Avustralya'nın içi de çöldü hatırlarsak. İki numaralı sert karasal. Üç numaralı işte ekvatoral iklim. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Ekvatoral iklim. Yani işte Amazon havzası, Kongo, Endonezya ve Malezya. Dört numaralı iklim nereye geliyor değerli arkadaşlar? Muson iklimine denk geliyor. Evet değerli arkadaşlar. Bu soruda böyle hatamın mazur görün sevgili arkadaşlar. Dikkatimden kaçtı. Gelelim ödüllü soruya. Rüzgarın hızına etki eden faktörler nelerdir? Değerli arkadaşlar, videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Umuyorum ki hepiniz bu yazıdan çok yüksek notlar alacaksınız. Aldığınız notları da gene videonun altında paylaşmanızı öneririm sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar.